Evet, bu tabii sigara tüketimi, obezite, yine aynı konuya geliyoruz ama hocam, obezite de yine çağın hastalığı ve obezitede işte bazen işte yapıyorsunuz cerrahi operasyonlar, az önce programımızın başında da belirttik, cerrahi operasyonlar yaparken burada bir hasta neye dikkat edecek? Obezite karşısında cerrahi operasyon yapılan bir hasta neye dikkat etmesi gerekiyor normal hayatında? Obezite nedeniyle genelde ağırlıklı sleeve gastrektomi ya da benzeri bypass ameliyatlar yapılıyor ama çok yapılan sleeve gastrektomi, yani midenin bir tüp mide ameliyatı diyelim. Bir kere buna iyi karar vermek lazım. Çünkü o tüp mide ameliyatından sonra hakikaten insanlar yiyemiyorlar da yani. O çok yemeğe alışmış olan bünye, yani hem ameliyat güzel yapılmalı hem sonrasında psikolojik destek verilmesi lazım. Çünkü yemekle mutlu olan bir insan popülasyonu birden yiyemez oluyor. Yani şeker elinden alınıyor mesela. O biraz canını sıkıyor hastaların. İlk 1-2 ay kaçak olmaması için sulu yumuşak beslenmeleri lazım. Ve bence ben hepsini öneriyorum. Yani çok büyük bir bünye, hızla kilo kaybedince sarkmalar oluyor bu sefer. Vücut Hemen bu kısmı. ameliyatın yanına da biraz sporu da ekleyip vücudu da toparlamak gerekir. Spor yapmak birçok hastalığında önüne geçiyor. Kesinlikle. Mesela sinirleriniz biraz daha alınmış gibi oluyorsunuz, relax oluyorsunuz spordan sonra. Evet. Yani en azından yürüyüş, şimdi parklarda falan da rahat, ne bileyim, İmkanlar şu hareket, anda işte bu çok bayağı fazla. çoğaldı. Yürüyüş yapılabilir, yüzme çok iyi bir spor. Giderek özendirmek için işte maratonlar yapılıyor, yüzme yarışları yapılıyor. Ne bileyim, spor salonlarının sayıları arttırıldı. Benim bile birçok hastam yüzmeye falan gidiyor. Yani aklınız almaz, mesela teyze diyeceğiniz yani yaşlı grupta, ben diyor yüzmeye gideceğim, havuza gideceğim falan. Çok güzel gelişmeler oluyor bu konuda. Artık modern çağın getirmiş olduğu yenilikleri de yaşıyoruz Bülent Hocam. Doğru, evet, kesinlikle. En azından ya bazı götürüleri olsa da, dediğiniz gibi bazı da getirileri de var. Onlardan da faydalanmak lazım. Hep götürülerinden şikayet ediyoruz ama getirdikleri de var tabii.